Heron, Anka ve Predatörlerin etkisini konuştuk. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet, gündemdeki diğer gelişmelere göz atalım. Dünyaca ünlü fütürist Profesör David Pesek yeni kitabı 2050'de geleceğe ilişkin müthiş iddialarda bulundu sevgili seyirciler. Dünyanın birçok yerinde çok sayıda kuruma danışmanlık yapan İsrailli profesör Türkiye'nin 2020'lerde küresel oyunculardan biri, 2050 yılında da dünya lideri olacağını savundu. If I were to understand and foresee what happened in the... Dünyaca ünlü İsrailli gelecek bilimci Profesör David Pesek'in iddiaları çok konuşulacak. Pesek'e göre 2050 yılında yeni dünya düzeninde küresel lider Türkiye olacak. Dünyanın en prestij üniversitelerinde seminerler veren profesör yeni kitabı 2050'de kendi bakış açısından Türkiye'nin yol haritasını anlattı. Türklerin tarihini öğrendikçe büyülendim. Derine indikçe Orta Doğu'da birçok ülkenin kaderinin Türkiye'nin kaderine ve merhametine bağlı olduğunu gördüm. Türkiye'nin 100 yıllık bir uykudan sonra doğal görevine geri döneceğini, bölgede büyük kuvvetleri dengelemesi gereken süper bir güç haline geleceğini açıkça görüyorum. Türkiye'nin kanında akan süper güç olma hissini yeniden yaşayacağını yazan İsrailli profesör önümüzdeki 40 yıllık süreci şöyle anlatıyor. Türkiye 2020-2030'ların jeopolitik ivmesini kullanarak nüfuzunu ve birliklerini Kafkaslardan daha kuzeye, Ukrayna ve Volga Nehri vadilerine yaymaya çalışacak. Aynı zamanda doğuya doğru da uzanacak. Burada bulunan Kazakistan ve Afganistan gibi devletler bu nüfuzu saygı ve takdirle karşılayacak. İsrail'i saygın profesör başlangıç safhasında tüm bu gelişmelerden Amerika'nın memnun, Çin'in rahatsız olacağı görüşünde. Türkiye'nin Müslüman dünyasını istikrara kavuşturması başta ABD'nin hoşuna gidecek. Türkiye, İran'ı her yönden tecrit edince ABD daha da memnun olacak. Türk birlikleri Irak, Suriye ve Mısır'a kadar yayılacak. Arap ülkelerinin desteği ve direnci düşerken ABD memnun olacak ama Çin rahatsız olmaya başlayacak. Profesör David Pesek 2040'lı yıllarda dünyada Amerika ve Çin'e karşı Türkiye-Japonya ittifakı kurulacağını iddia ediyor. Türkiye'nin enerji yollarına hakim olmasını istemeyen Çin ABD'den destek arayacak. ABD de Avrasya'nın tamamında çoktan güç sahibi olan Türkiye'den rahatsız olmaya başlayarak Çin'le birlikte sindirme harekatına girişecek. Amerika Çin'e karşı Türkiye Japonya birleşirken Türkler yeniden istilacı görülecek. Türkiye Süveyş kanalını alırken Mısır'a girmesi de meşru hale gelecek. 2050 yılına kadar Arap Yarımadası'nı tamamen kuşatan Türkiye ile ABD arasındaki gerginlik had safhaya çıkacak. Profesör Pesek'e göre Türkiye ticaret yollarını da kontrol edecek. Japon donanmasıyla işbirliğine giden Türk donanması Batra Körfezi'nden Güneydoğu Pasifik'e kadar tüm ticaret yollarını kontrol edecek. Amerika durumun farkına vardığında ortaya çıkacak mücadele 21. yüzyılın ikinci yarısını şekillendirecek. Dünyanın geleceğine dair bu müthiş iddiaları ortaya atan Pesek daha önce pek çok ülkede en çok satan kitaplardan biri olan İsrail'in Geleceği kitabının yazarı. İsrail'deki Bar-İlan Üniversitesi'nde çalışan Profesör David Pesek doktorasını Amerika Minnesota Üniversitesi'nde gelecek bilim dalında yaptı. Şu anda dünyada çok sayıda kuruma danışmanlık yapıyor. Sevgili seyirciler, Mardin Artuklu Üniversitesi Kürtçe bölümüne ilk öğrenciler